Şimdi Oktay Bey, soruşturma basit bir şüpheyle başlar. Yani orada kuvvetli şüpheyi aramıyor yasa. Tabii bunlar açısından basit bir şüphenin olduğunu da söylemiyorum. Zira şüphe yok. Yani ortada bir şüphe yok. Ama uydurulmuş bir durum yarattılar. Yani şu andaki durum budur. Ve bununla soruşturmaya başlıyorlar. Maalesef bugün pek çok kişi önünden çok uzun bir soruşturma dönemini görüyoruz. Bir de pek çok insan hakkında soruşturma olduğunu da bilemiyor. Onun nedeni de malumunuz soruşturma gizlidir. Yani yasa bunu söylüyor. Ayrıca gizli kararı alınmasına gerek kalmadan. Zaten gizli. Ancak kişilerin buradan belge almaları falan icap ediyorsa bu durumda gizli kararı yoksa ki olsa bile ancak şey yapabilir. Kendisinin hazır bulunacağı durumlar kapsamında gizli karar olmaz. Onun dışında gizli karar olabilir. Yani evi aranmışsa ona şey söylenemez. Yani burada gizlilik vardır denemez. Ancak şey söz konusuysa kendisinin hazır bulunması zorunlu olmayan halleri söz konusuysa gizlilik söz konusudur. Ki aslında bunun da çok keyfi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama ben de bu vesileyle itiraf edeyim. Yani bizler de kürsüdeyken bu standarda bağlanmış bir şeydi. Yani çünkü art niyet aranmazdı. Yani burada soruşturma savcısının soruşturmayı daha iyi, daha güzel yapmasını beklerdik. O nedenle gizli kararları verirdik ama bugün geldiğim noktada ki mesela o Bekerya Suçlar ve Cezalar isimli kitabında da bundan bahsediyor. Elimde olsa yasalardan bunu çıkartırım diyor. Yani gizlilikle ilgili kısmı. Ben de evet bunun şu anda Türkiye'de iyi niyetle değil kötü niyetle kullanıldığını biliyorum. Çok net bir şekilde bunun için kullanıyorlar. Kapatmak için, örtmek için kullanıyorlar. Şimdi soruşturma gizli olarak yürütüldüğü için pek çok kişi bu durumdan da haberdar değil. İşte 2016'dan 2021 yılına geldik. Yaklaşık olarak 5 yıl oldu. 5 yıldır halen süren soruşturmalar var. Neden bu kadar uzuyor? Çünkü bu kişilerle ilgili aslında bir delil yok. Delil olmadığı için acaba delile denk gelebilir miyiz gibi bir şey arayışı içerisindeler. Ama hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Zaman aşımı süresinin olmasının nedeni kişinin sürekli dava tehdidi halinde tutulmamasıdır. Yani şöyle düşününüz. Adam 20-25 yaşlarında ya da kadın hanımefendi ya ben şeyi düşünüyorum. Evlenmeyi düşünüyorum ama hakkında bir soruşturma var. Bu soruşturma bulunduğu için evlenmeye cesaret edemiyor. Evlenirsem eşim cezaevinde olur ya da ben cezaevinde olurum. Efendim çocuk olur mu? Olursa nasıl olur? Endişesini taşır. O nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda zaman aşımı diye bir düzenleme var. Bu düzenlemenin nedeni kişilerin uzun yıllar dava ve ceza tehdidi altında bulunmasının önüne geçilmesidir. Ama biz görüyoruz ki bugün Cumhuriyet savcıları ellerinde hiçbir delil olmadığı halde soruşturmaya kaydettiler, soruşturmaya devam ediyorlar. Kişileri dava tehdidi altında tutuyorlar. Ama bu da bir ihlal. Yani bu da bir ihlal çünkü bir an önce soruşturmayı bitirip muktezaya bağlaması dediğimiz iddianameye bağlaması ya da kovuşturmaya yer olmadığı şekilde karar vermesi gerekiyor. Ama biz görüyoruz ki her ikisini de yapmıyorlar. Soruşturmanın uzaması değil. Sorun şu. Ortada saçma bir dava zinciri söz konusu olduğu için saçma bir suçlama söz konusu olduğu için bu saçmalık kendi içerisinde yeni saçmalıklar üretiyor. Nedir bu saçmalık? Böyle terörist olamaz. Yani 1.600.000 kişi terörist olamaz. Şimdi neden? Çünkü belli bir tarihe kadar suç olarak kabul edilmeyen fiiller o tarihten sonra yani 17-25 uydurmasından sonra suç olarak kabul edildi. Şimdi insanlar normal olarak hayatlarını sürdürürken sıradan bir şekilde yaptıklarını düşündükleri fiilleri Daha sonra suç haline getirdiniz. İşte ne yapıyorlar? Uzun yıllardır şöyle bir sorun ortaya çıkıyor bu sefer. Bir dönem suç olmayan fiiller bakımından bugün suçmuş gibi değerlendirme yapılarak bu kişilerle ilgili soruşturmalar yürütülüyor. Dolayısıyla da bitmiyor soruşturma. Çünkü şu kadar sene geçiyor. Ya sen aynı zamanda bankaya para yatırdın. Ya sen aynı zamanda efendim kurban kestirdin. Efendim şu okula bağış yaptın şeklinde tamamen hukukun kabul etmediği, aklın kabul etmediği fiiller soruşturma ve kovuşturma konusu yapılıyor. İyi de bunların hal böyle olunca da bitmiyor. Yani soruşturma bitmiyor çünkü bu saçmalıklar yeni soruşturma şeyi haline geliyor. Nedeni haline geliyor. Yani bu bitmez ki. Bu şu 5 yılda da bitmez, 10 yılda da bitmez. Zira şöyle bir sorun var. Yani zaten ortada bir suç yok. Olmayan suç nedeniyle yeni delil diyorlar ve yeni delil nedeniyle de bitmiyor bu. Yani kimse şöyle bir şey beklemesin. Bu mantıkla işte 5 yılda biter. Hayır, 10 yılda da 20 yılda da bitmez. Çünkü ne olur? Bankada senin de 1 kuruşun varmışlar ve gider yine soruşturma açar, yine dava açar yani.